Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Evet değerli izleyenler şimdi yine gazete köşemizle devam edeceğiz. Fanatik Gazetesi ile başlayalım. Galatasaray sayfasıyla başlıklara bakacağız. Erdem Timur'un açıklamalarına yer verilmiş. Şampiyonluk meşalesi yandı bir kere şeklinde. Biz de zaten açıklamaları, Başkan Dursun Özbek ve Timur'un açıklamalarını ekranlarınıza getirmiştik. Hemen şöyle kısa kısa bakalım. Kısa süre önce yaptıkları kenetlenme çağrısının camiadan çok kısa sürede karşılık bulduğunu belirten Timur iliklerimize kadar bu duygu her birimizde işlemiş durumda. Artık şampiyonluk meşalesi yandı bir kere dedi. Transfer çalışmalarıyla ilgili de görünen bir veya iki takviye var. Hocamızın da istediği gibi 4-4'lük oyuncu bulabilirsek ilk 11'e alternatif bu hamleler yapılacak şeklinde konuştu. Yine açıklamalarına devam edelim. Galatasaray bütünleşti ve kenetlendiği zaman kaldıramayacağı kupa yoktur. Mayıs ayı şampiyonluk ayıdır bizim için seçim değil şampiyonluk ayıdır. Galatasaray'ın gündeminde seçimin sesi bile yok şeklinde ifadelerine yer verilmiş. Ee, yine değerli bir takımız. Hakikaten Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı da biliyoruz. Çok becerikli oyuncularımız var. Ülkemizde şöyle bir şey var. Galatasaray'da bir miktar daha fazla belki de oyunculara sabretmiyoruz. Zaman vermiyoruz. Geçen seneki Kaan Ayhan şimdi ne kadar başarıyla birçok pozisyonda mücadele ediyor. Barış da öyle. Çok iyi oynayan bir kaptanımız var şeklinde Erdal Timur'un açıklamalarına yer verilmiş değerli izleyenler. Rıdvan'a geri sayım başladı. Sarı Kırmızılılar Rıdvan Yılmaz için Rangers'a Rangers'la görüşmeleri devam ediyor. Her ne kadar Erden Timur genç oyuncu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınsa da Galatasaray'ın önümüzdeki haftaya kadar bu transferi bitirmeye çalıştığı da öğrenildi. Özellikle Arnelinho'yla yolların ayrılmasının Rıdvan'ın Cimbom'a gelme sürecinde hızlandırıcı bildirildi İstanbul'da sorun çıkmaz. Saha ve seyirci avantajının yanı sıra formda oyuncu sayısının artmasıyla Buruk'un en önemli avantajı olacak. Ligin dibine demir atan ve kadro olarak sorunları bulunan İstanbulspor'un güçlü rakibi Galatasaray'a sorun çıkarmasını beklemiyorum şeklinde bir köşe yazısı da var. İstanbulspor'la Spor'la karşılaşacak. Galatasaray'da sahanın gecesi Galatasaray'da Icardi'nin İstanbul Spor karşısında da riske edilmemesi ve oyuna ikinci yarıda girmesi bekleniyor. Son Trabzonspor deplasmanında attığı ikinci golle yıldızlaşan Zaha'nın Icardi'nin yerine yine Santfordo oyuna başlaması planlanıyor. Galatasaray'daki en iyi performansını ileri uçta sergileyen tecrübeli yıldız yine Aslı'nın gol yükünü sırtlamaya çalışacak şeklinde bir kadro bilgisi de verilmiş Zaha'nın. Yükselen performansıyla birlikte yine 11'de başlayacağı da konuşuluyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan sürpriz hamle Yusuf Yazıcı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılı ekipte ilk hedef Şubat sonunda ara transfer dönemi diğer büyük için kapandıktan sonra altın vuruş yapmak. Bu nedenle arayışlar devam ederken Başkan Vekili Erden Timur'un geçtiğimiz günlerde Fransa'nın yolunu tuttuğu ve transferde kendisine önemli bir desteği olan menajer George Gardi ile görüştüğü öğrenildi. Erden Timur'un Fransa'da bir araya geldiği isimler arasında Yusuf Yasıcı'nın da yer aldığı belirtilirken sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncuyu ve Lili ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında. Trabzonspor Çeseka Moskova ve Lil formaları giyen Yusuf Yazıcı bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu oynadığı 26 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İşte Okan Buruk'un istediği sol bek. Devre arası dönemde sol beke transfer yapmayı öncelikli hedef olarak belirleyen Galatasaray'da çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Sarı Kırmızılıların bu mevki için aradığı ismi ise Brezilya'da buldu. Angelino'nun Roma ile anlaşmak üzere olduğu ve bu gelişmeden sonra kontenjanı boşaltma fırsatı yakalayan Aslan'ın harekete geçtiği belirlendi. Takvimin haberine göre birçok ismi inceleyen Galatasaray, Bragantino forması giyen Luan Chandido'yu gündemine aldı. 2019 yaz döneminde Leipzig'e transfer olan ancak patlama yapamayan ve 2 yıl sonra 1,5 milyon euroya Bragantino'ya satılan futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitecek. Sarı kırmızılılar sol açık ve ön libero'da da oynayabilen Candido'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. 22 yaşındaki Candido da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Galatasaray Arsenal'den istiyor. Smith Rowe Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 10 numara pozisyonu için rotasını Premier Lig'e çevirdi. Takvimin haberine göre sarı kırmızılı ekip Arsenal'de kariyerine devam eden 23 yaşındaki İngiliz orta saha Emile Simitrov'u gündemine aldı. Haberde Galatasaray'ın orta alan ve kanatlarda oynayabilen oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği belirtildi. Oyuncunun Arsenal ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 13 resmi maçta bir asist kaydeden İngiliz oyuncu. Kariyeri boyunca Huddersfield ve Leipzig formaları da giydi. Galatasaray'da Abdülkerim'e zam yolda. Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu'nun maaşlarını yükselten Galatasaray'da sıra Abdülkerim Bardakçı'ya geldi. Galatasaray'ın geçen sezon başında Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim, bir buçuk sezon içerisinde sarı-kırmızılı takımın değişilmez oyuncularından birisi haline geldi. Savundaki mücadeleci futboluyla öne çıkan ve attığı gollerle büyük beğeni toplayan oyuncu yıllık 19 milyon kazanıyor. Görüşmeler devam ederken 29 yaşındaki oyuncunun maaşının 25 milyon liranın üzerine çıkması planlanıyor. Galatasaray'da Sanchez alarmı. Galatasaray, Perşembe günü sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım 54 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray'da 4 futbolcu... İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakçı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu bu maçta görev yapamayacak. Galatasaray'da Sanchez'de müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik heyet Kolombiyalı futbolcuyu kart konusunda uyardı.